Şimdi çay alım fiyatlarına gelelim. Kıymetli Hazirun, herkes her şeyi söylüyor. Ancak emin olun ki burada sizlerin temsilcisi olan vekillerimiz de dahil olmak üzere çay fiyatlarıyla ilgili çalışırken kılı kırk yarıyoruz. Buradaki bütün amacımız şu, bu üretimi yapanlar hiçbir şekilde mağdur olmasın ve bir sonraki sene bu işin devamlılığı ve sürdürülebilirliği ile ilgili onu cesaretlendirecek bir fiyat olsun. İmkanlar nispetinde. Hiçbir zaman için rasyonellikten kopmadık. Hiçbir zaman için biz üreticimize yanlış şeyleri söylemedik. Onu ben de söylerim yani, hiç bir gerçekliği olmayan bir fiyat, beklentileri yükselt, omuzunda küfe olmayanlar için kolay iş. Ancak bu işin kahrını çekenler de çok yakından biliyor ki bu konuda çalışan, kendilerinin yanında olan bizler mutlaka ama mutlaka imkanları sonuna kadar zorlamış vaziyetteyiz. Bunlara çok fazla detaylarına girmeyeceğim, ancak tekraren burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün ürünlerde olduğu gibi bu çay ile alakalı konularda da birebir de çok yakın hakimiyeti ve bizlere yol göstermesi sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum destekleri açısından. Tabii bazı hususlar var, başkanım dikkati çekti. Özellikle selektif kredi konusunu söyledi. Çayla ilgili, yaş çayla ilgili bir standart oluşturulması gerektiğini söyledi. Aşırı çay toplama konusunu söyledi. Bütün bunların hepsi işte sizlerle beraber bizim çalışmamız, karar vermemiz gereken hususlar. Ancak son dönemde özellikle bu simsarlık müessesesinin oluşan bu ara müessesenin diyelim neyse kategorinin ne üreticiye ne de sanayiciye bir fayda sağlamadığını gördük. Burada başka ürünlerde olduğu gibi bunları da bir lisanslama kategorisine alarak kayıt altına alıp onların faaliyetlerinin mutlaka ama mutlaka takibi konusu çok önemli. Kamu ve özel sektör yaş çay işleme tesislerine prim desteği, Ulusal Çay Konseyi, çay üzerine Rize'nin üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ihtisaslaşması artık. Yaş çay alımı prim uygulaması ile alakalı 2.6 milyarlık ödeme. Yine 2011-2024 yılları arasında sadece organik üretim için 1 milyar liralık destekleme. Budama tazminatı, bu da yaklaşık 5 milyar. Yani bütün bu konular çay üreticimizin emeğini koruma adına yapılan hususlar. Çayımızın değerine değer katmak için biz gücümüzün son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Elbette birçok konu var. Ancak ben dediğim gibi buradan daha az konuşup daha çok dinlemeyi tercih ediyorum. Bir iki konuyu da müsaadenizle iletmek istiyorum. Şimdi malumunuz bu bölge aynı zamanda balıkçılıkla da önemli ölçüde iştigal eden bir bölge. Özellikle ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığıyla alakalı tebliğimiz yayınlandı malumunuz. Buradaki amacımız şu, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği için ve bir standart getirilmesi için bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Hamsi ile birlikte toplamda 7 tür için avlanılabilir miktarları oluşturduk. Bu arada şunu da söyleyeyim, bunları oluştururken sektörün kendisiyle defalarca bir araya gelerek, onları olgunlaştırarak yaptık bu işi. Bütün çalışmalarımızda yaptığımız gibi sektörle birlikte. Ülkemizde dediğim gibi avlanılan balığın 1/3'ü de hamsi. Şu anda vatandaşımız pek hissetmiyor bunu ama bu çok özel balığın gelecek nesillere de aktarılabilmesi için
hali hazırda bu işin ticaretini ve avcılığı yapanların da minimumda etkilenmesi için bu düzenleme çok önemliydi. Yine korunması gereken diğer türlerle alakalı da bazı yasaklamalar getirerek buradaki korumacılık görevimizi yerine getirmiş olduk. Özellikle leopar sazanı ve batman bantlı çöpçü balığı gibi biyoçeşitlilik açısından önemli olan, bunu niye söylüyorum? Biyoçeşitlilik sizin ülkenizin aynı zamanda prestijidir. Bizim ülkemiz bu açıdan dünyada sayılı ülkelerin arasındadır. Bizim görevimiz aynı zamanda bu zenginliklerimizi de korumaktır. Bunları da tamamen yasakladık. Ben bu çalışmalar yapılırken işinden gücünden feragat ederek bizimle beraber olan bütün sektör paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Son olarak da malumunuz Yunanistan komşu ülke haftalardır, günlerdir belli bölgeleri yanıyor. Biz Türkiye'nin bu konudaki gücünü anlatırken yine bunu bazı hususları olduğundan farklı veya çok daha manipüle edilebilir bir duruma getirerek perdelemek isteyenlere karşı bunu da söylemek istiyorum. Geçen yıla göre orman yangınlarımız daha fazla, ancak bu konudaki başarı çok daha yüksek. Çıkan yangın başına yanan alan mertebesinde. Bu neden önemli? Çünkü hamdolsun ki ülkemiz bu konuda çok ciddi bir kabiliyete ve kapasiteye ulaşmış vaziyette. Hem ekipman olarak işte insansız hava araçlarından helikopterlere, uçaklara kadar, insan kabiliyeti ve kapasitesi olarak bugün dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Geçtiğimiz ay Makedonya yardım istemişti, onlara göndermiştik. Dün de bizden istenen talebe istinaden, Yunanistan'ın talebine istinaden de bu sabah itibariyle iki uçak ve bir helikopteri de kendilerine göndermiş olduk. Ben tekraren bu güçlere ulaşma konusunda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda şu anda problem yaşayan ülkelere geçmiş olsun, ama her şeyden önemlisi Rabbim ülkemizi her türlü felaketten, afetten korusun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.